İçinde de kar suyu olduğu için bayağı bir sulandı. Kapağını da üstüne kapatmadım. Günün yorgunluğunu da. Gayet de büyük bir ayı. Tırnakları da karşıda, bakın izlere. Hemen şöyle üstten aşağı onu bir keseceğim. Koparalım. Uzaktan doğru kayın ağacında mantarları görünce yanına geldim, baktım. İstiridye sandım ama. İstiridyeyi aldık ama maalesef çok geç kaldık, görmüş olduğunuz gibi. İstiridye. Üstü tamamen muz kaplamış. Gerçekten geceleri 15-17 dereceler kadar burada soğuk oluyor. Her taraf tamamıyla donuyor. Evet arkadaşlar, tekrardan bir video ile daha karşınızdayız. Bir mantar videosu yapacağız. Bugün aslında kav mantarı toplayacağım değilim arkadaşlar. Çünkü ben arıcılık yapıyorum. Arılarıma körükte kav mantarının dumanı da kullanıyorum. Kayın ağacının da çürümüşünü kullanıyorum. Şimdi ormana doğru ilerliyoruz. Biraz da istiridye toplarım. İnşallah pişiririm. Şimdi aşağılarda kar yok ama yukarılara doğru çıktıkça kar çoğalmaya başlayacak. Şimdi ormanda videolarıma devam edeceğim. Arkadaşlar iki tane karaca gördüm ama maalesef kaçtılar, tam çekemedim. Hemen ilerlerken kesilmiş bir kayın ağacında mantarımızı gördük. Bakın şöyle geleyim. Artık üstü tamamen muz kaplamış. Gerçekten geceleri 15-17 dereceler kadar burada soğuk oluyor. Her taraf tamamıyla donuyor. Bunu görmüş olduğunuz gibi. Bu mantarları almayacağım ama şöyle temizleyeceğim onları. Çünkü artık mantarlar, bakın, kendinden geçmiş. Bunları almayacağım. Sadece şurayı bir güzel gene temizleyeyim ki. Bakın zaten mantarlarımız kendinden geçmiş. Görmüş olduğunuz gibi kök kısımları orada. Seneye inşallah burada yine güzel mantarlar olacak. Bayağı da bir var. Şuraya doğru kaplamış maalesef. Alınmadığı için kurumuşlar. İlerleyelim bakalım ormana doğru. Şu kayını gördüm ama yukarıdan doğru, çünkü çürümeye başlamış. Öbür ağacı yıkılıp dayanmış. Belki istiridye olur diye geldim. Ama görmüş olduğunuz gibi istiridyenin herhangi bir oluşum yok. Sadece şu tepede bir tane var. Tabii kamerada şimdi ona odaklar mı? Evet abi, bakın o tepede bir tane ufaktan oluşmaya başlamış. Ağaç artık, bakın, şuraya doğru çürümeye başlamış. Yavaş yavaş bunda istiridye mantarları oluşur. Ama öbür ağaca dayanmış. Şu ileride de yine bir tane
çürümüş kayın gördüm. Üstünde ağaç mantarları gördüm. Arkadaşlar ben tabii ki istiridyelerde ağaç mantarıdır ama ben dil alışkanlığı olduğu için hepsine ağaç mantarı diyorum. Onun orada görmüş olduğunuz kav mantarlardı. Şimdi oraya doğru bir yanaşalım. Onda istiridye olma şansı var. Yine biraz sık ormana girdik ama karın daha az olduğu yerlere biraz daha geldim. Güneşin gördüğü kısımlarda çok kar olmuyor. Geçen biraz yoruldum. Bakın evet. Aynen istiridye var üzerinde. Bakın görmüş olduğunuz gibi çürümüş, yıkılmış bir kayın. Hemen üstünde de istiridyeyi gördük. Bakayım. Evet. Şöyle de alt kısmından da bakın göstereyim size. Bakalım ağacın. Arkadaşlar şunlar da istiridyeler ama tabii kurumaya başlamışlar. Bakın görmüş olduğum bayağı da istiridye olmuş ama bu şekilde kurumuşlar. Hemen ağacın diğer taraflarına bakıyorum. Yok arkadaşlar ağaç mantarı. Kav mantarı diyelim çünkü bazı arkadaşlar yorum yazıyor. Ağaç değil kav mantarı. Ben dil alışkanlığından sürekli bakın şunlara. Ağaç mantarı diyorum. Şimdi şu istiridyemize bıçağımızla bir keselim bakalım. Gözümde tabi sağda solda arkadaşlar. Belki bir istiridye daha çıkar diye. Şimdi ufaktan bir videomu ara vereyim. Bıçağımı bir çıkarayım. Arkadaşlar yine ufak bir bilgi vereceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şurada şu şekilde bir çatlama var. Zaten istiridyeler de oradan çıkmaya çalışıyor. İstiridyeler bildiğiniz gibi ağacı bir zararlı bir tür diyelim arkadaşlar. Ağacın öz suyunu emerek ağacı çürümeye başlatıyor. Hemen şöyle üstten aşağı onu bir keseceğim. Koparalım. Hem kamera tutarak hem de çekim yapmak biraz zor gerçekten. Bakın istiridyemizi aldık. Bu şekilde. Kök kısmını orada bıraktık. Arkadaşlar istiridye mantarı diğer mantarlardan biraz daha farklı. Çünkü kök kısımlarını orada bırakırsanız seneye buradan tekrardan mantar oluşacaktır. Şu görmüş olduklarınızdan çıkmaz arkadaşlar. Şu görmüş olduklarınızdan. Bakın şöyle temizleyeyim onu ben. Şuralarda ufak pin şöyle göstereyim bakın. Şu tam ucunda. Şu bıçağın tam ucunda. Eğer oralarda ufak istiridyeler varsa oradan çıkacaktır. Arkadaşlar yine geçenki videodan da hatırlatma yaptım ama ben şimdi bıçağımı şu şekilde bakın ağaçlara saplıyorum. Siz değerli izleyenlerimden de yani ağaca zarar veriyorsunuz dediniz ama bu çürümüş bir ağaç arkadaşlar. Yaş bir ağacı bunu yapmam. Kayın ağaçları, kabukları gerçekten kalın. Bakın şu şekilde göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kalın kabuğu var. Asıl arkadaşlar görmüş olduğunuz ağacı besleyen yüzey şurada zar gibi bir tabaka var. Şöyle bunu yaş ağaçları şöyle soyarsak daha iyi anlarız. Ağacı besleyen kısım budur arkadaşlar. Kabuk ağacı dış etkenlerden koruyor. Bunu da böyle ufak bir size de dipnot olarak söyleyeyim. Bıçağımı dediğim gibi şu şekilde saplayınca ağaca kabuğuna tabii saplamak da doğru değil ama ağaca da zarar vermediğimi düşünüyorum ve şu şekilde ileri değil çapraz gene saplıyorum. Kabuğun yan kısmına doğru gidiyor. Onu da buradan size bildireyim. Arayalım bakalım şu yöne doğru. Uzaktan doğru kayın ağacında. Mantarları görünce yanına geldim baktım. İstiridye sandım ama üzeri komple kav mantarıyla kaplanmış. Ağaç mantarları onu iyice sarmaya başlamış ama istiridye maalesef yok. Ne güzel bir kayın bölgesine geldim. Yine yıkılmış ağaçlar var. Burada güneş gördüğü için biraz daha kar az.
bu bölgeye geldim. Yukarılara doğru kar daha çok. Yürümekte sıkıntı çekiyorum. Aşağıdaki dere yatağına doğru gideceğim. Oradan yukarı doğru çıkacağım. Burada da bu durumu da tahmin ediyorum. Az önce de elimden bir güzel büyük bir tilki kalktı arkadaşlar. Görüntü alamadım. Kamerayı açana kadar haydut da sağ olsun hayvanı kovaladı. Güzel bir ağaç ama kısa bir sürü yok. Öbür tarafına gidelim. Şurada da güzel çürümüş. Bayağı bir çürümüş. Bölgeye geldik. Arada bulacağımı umuyorum bakalım. Yine güzel bir kayın ağacı. Üstünde istirileri gördüm. Geldim ama istirileri maalesef çürümüş. Çünkü bakın şuraya yukarı bayağı da bir istirileri var. Biraz daha aşağılarda geziyorum karın olmadığı yerde arkadaşlar. Tabi burada da havalar soğuk ama geceliğin eksilerde buralar komple. Onun için bakın üstü taş gibi bozulmuş, kurtlanmış arkadaşlar. Bunu bu şekilde kazıyacağım. Seneye buradan inşallah güzel istiridyeler çıkacak. Kök kısmı orada. Ağaç çürümüş, mantarlaşmaya başlamış. Bakın görüyor musunuz? Kav olmuş. Ne yapacak? Bu ağacın öz suyunu emerek bu ağacı çürütüp istiridyeler ağacı yıkılmasına sebep olacak. Bu şekilde biraz daha temizle. Seneye buradan güzel istiridyeler olacak. Evet, gezelim bakalım. Yine ormanda gezerken ayının ayak izlerine denk geldik ama uzun bir zaman önce geçmiş ama gayet de büyük bir ayı. Tırnakları da karşıda bakın izlere. Maşallah. Gerçekten ayı yani. Emin olun benim elimden çok büyük bir ayak izi var. Güzel bir hayvan. Ama yine doğru gitmiş ama iz bayağı bir eski, yeni bir iz değil. Zaten geçse de iz bırakacağını sanmıyorum çünkü yerler kıtır kıtır. Müthiş derecede bir soğuk da var. Şöyle geldik bir tane kav mantarı. Şöyle altı sünger. Şurada da eski bir kayın var. Ama üzerinde mantar gelmedi. Yine şöyle kuytulara girdim. Şurada bakın bir kayın var. Hemen bir tane de şurada. Üstünde ağaç mantarları. Yani kal mantarları var. Olma olasılığı var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Dere yataklarından yukarı çıkacağım. Yıkılmış kayınlar var. Bunların yanlarına bakıyorum. Ama yerdeki ağaçlarda kar olduğu için onlarda şu an bulma şansım yok. Ama yine de bakıyorum. Arkadaşlar dik bir yer. Yürürken bile güçlük çekiyorum bunu. Şöyle size göstereyim. Şuraya yukarı gidelim bir bakalım.
Şurada bir kayın var, olma olasılığı var. Hemen şöyle de şurada gerçekten devasa şekilde iki tane kavun mantarı var. En aşağı 50 santim, 50 santim arkadaşlar. O kadar büyük ikisi. Sırt çantam vardı inanın. Onları oradan alırdım. Ben bildiğiniz gibi arıcılıkla yaptığım için o kavun mantarlarının içine yakıyorum. Arılarımı tütsü olarak kullanıyorum. Çok güzel bir dumanı var. Arılarda bildiğiniz gibi sırtlarında varova var. Aynı arı biti. Kan mantarının çayı yapılıp içiliyor. Bu şekilde de onları arılarıma yakarak duman veriyorum. Üzerindeki bitlere döktüğünü düşünüyorum. Mantar aramaya devam ediyorum. Bayağı bir tepelere çıktım. Şu yüze doğru gideceğim. İnşallah bulurum. Yerlerde de bayağı bir kar var. Yürürken de ayaklarım içeri batıyor. Burada da yer soğuk olsa da ayaklarımız içeri batıyor arkadaşlar. Şurada bir çürük ağaç var ama yani ayakta sağlam bir ağaç. Bakalım belki olur. Yanına doğru gidiyoruz. Aynen tahminlerim de doğru çıktı. Kayın ağacının arka tarafı çürümüş. Hemen bakın şurada istiridye var ama maalesef kendinden geçmiş. Şurada da bir tane eski bir yıkılmış ayakta duran bir gürgen var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Genellikle ayaktaki ağaçları kontrol ediyorum. Şuradaki kayın ağacını en aşağı bir 6 metre yukarıdalar. Bakın şu gövdede odaklıyor mu arkadaşlar? Evet, odakladı. Çok net de gözükmese. Bakın şuralarda komple yukarı doğru istiridyeler var. Bilmiyorum, alabileceğim onları. Bir deneyelim bakalım. Onları almaya çalışalım. Bir tane uzun bir sırık keselim. Alttan doğru alabildiğimizi alalım. Çünkü 6-7 metreye yakın yüksekliği var. Bayağı da bir istiridye buldum şu ağaçta ama artık onların miladı dolmuş. Bakın aynı şekilde şurada. Hemen yakınlaştırayım şöyle. Bakın şuradaki istiridye görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen o tepeye doğru. Şunlar dahi hepsi istiridye. Gayet de güzel olmuşlar ama buraya biraz geç kaldık. İstiridyeler artık kendinden geçmeye başlamış. Biraz buraya doğru artık zor buluruz istiridyeleri. Çünkü artık zamanı dediğim gibi geçiyor. Şunu bir alalım bakalım oradan. İstiridyeyi aldık ama maalesef çok geç kaldık. Görmüş olduğunuz gibi istiridye artık maalesef çöp olmuş. Ama yine de olduğu yeri temizledim ki yukarıdakileri daha tehlikeyemedim. Bayağı bir yüksek. Olduğu yerleri temizledim. İnşallah seneye orada güzel istiridyeler olacak. Arayalım bakalım. Yine hemen şu aşağıdaki ağaçta da istiridye gördüm ama biraz sanki kendinden geçmiş gibi ama yine de gidip kontrol edeceğim.
Hemen şu ağaç. Ve kayın ağacı. Ağacın çürüyen yerlerinde istiridyeler hep oluşmuş. Ama dediğim gibi bunlar da kendinden geçmiş. Aşağı doğru bir bakayım. Aynen bu tarafta yok. Bakın bu istiridyeler artık kurtlanmış. İçleri zaten buz. Yine bunlar da aynı şekilde. Donmuşlar arkadaşlar. Şuradaki biraz iş yapar ama o da kayda değer bir mantar değil. Ellemeyeceğim onu. Şu yıkılmış kayında istiridyeler var. Bakın. Bu şekilde bunları da temizleyelim. Bunları almayacağım. Seni burada mantar çıksın. Bakın ağacın içi bile inanın buz tutmuş. Arkadaşlar yine istiridye mantarına gittik. Şöyle yukarılar soğuktu. Böyle biraz daha aşağıki rakımı düşük olan yerlere indim. Şimdi ateşimi yakıyorum. Birazdan istiridye mantarı pişireceğim. Hem de bir isli demlikte bir çay yapayım. Bu arada da bir de size arkadaşlar mantar pişerken kav mantarı var. Onunla ilgili de ufak bir video çekeceğim. Şimdi ateşimiz bir közlensin bakalım. Evet, şimdi közümüz yavaş yavaş oldu. Çayımız da kaynıyor. Şimdi çayımızı bir demleyelim bakalım. Ondan sonra mantarlarımızı yavaş yavaş temizleyeceğim. Ondan sonra saç tavada pişireceğiz bakalım. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle bir mantarımız var. Bakın şuralarda ağaç kabukları duruyor. Şöyle koparıyorum. Hatta istiridye mantarının bakın şu perdeleri sap kısmına doğru geliyor. Buradan da istiridye mantarını ayırt edebilirsiniz. Şöyle üstlerindeki tozlarını silkelim. Zaten kardan buzdan çıkardık onları. Bakın şu şekilde. Normalde istiridye mantarları yıkanmayabilir arkadaşlar. Ben yıkıyorum ama bugün yıkamayacağım. İstiridye mantarlarının mantarların yapısı daha doğrusu süngerimsidir. Mantarları yıkadığımız zaman içerilerine dışarıdaki bakteriyi emebiliyorlar. Şimdi şöyle şu sap kısımlarını atacağım. Şu şekilde. Bunlar biraz da kalın olduğu için arkadaşlar. Yerken insanın ağzında böyle kıyır kıyır yapıyor. Onun için o kalın yerlerini şimdilik kesiyorum. Bakın dediğim gibi şu şekilde de şöyle parçalayabilirsiniz. Bakın şu şekilde büyüklerini biraz daha inceltebiliriz. Yapısı gereği zaten tel tel mantar ayrılıyor arkadaşlar. Çok kalınları bıçakla kesebiliriz arkadaşlar şu şekilde. Bakın aynı şöyle içine atacağım. Hatta bir kere de ortadan verelim. Çok uzun olmasınlar. Şu şekilde mantarlarımızı atalım. Sap kısımlarını atıyorum arkadaşlar. Mantarımız bol nasılsa. Böyle uzun uzun keseyim ki
yerken insanın ağzına güzel bir şöyle büyük büyük geliyor arkadaşlar. Şöyle biraz da onları ortadan ikiye bölebiliriz. Kendim yiyeceğim kadar yapacağım. Gerisini zaten eve getireceğim. İnşallah evde yiyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar artık mantarda son demlere. Bu saatten sonra mantar işi sıkıntılı. Evet arkadaşlar. Bu şimdilik bana yeter. Şimdi ateşimize koyalım bakalım. İçinde de kar suyu olduğu için bayağı bir sulandı. Kapağını da üstüne kapatmadım ki suyu uçup gitsin diye. Bayağı bir su var. Şimdi biraz pişsin bakalım. Az sonra da soğanlarımı, biberlerimi kavuracağım. Arkadaşlar istiridye mantarlarını birçok şekilde pişirip yiyebilirsiniz. Ben bu şekilde seviyorum. Hani soğan, biber de katmayabilirsiniz. Bazı izleyicilerimiz o şekilde yorum yazıyor. Ben bu şekilde sevdiğim için soğanı, sarımsağı, biberi de doğruyorum. Daha sonra da sularını gittikten sonra onları da kavurup o şekilde tüketiyorum. Gayet de güzel oluyor. Denemenizi de bu şekilde tavsiye ederim yani. Çayımız da orada demleniyor. Şimdi bir pişsin. Mantarlarımız pişti. Çok da güzel oldu. Şimdi onları yavaş yavaş tüketeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar, ister biberli yapın, ister soğanlı yapın, ister sade yapın. Damak zevki o size kalmış. Ama ben bu şekilde çok lezzetli buluyorum bu mantarı. Onun için bu şekilde pişiriyorum. Pişirmek size kalmış. Arkadaşlar yoruluyoruz ama günün yorgunluğunu da bu çay ve istiridye mantarı doğada yemek bütün yorgunluğu alıyor. İnşallah arkadaşlar tekrardan farklı videolarda sizlerle görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.